Bakanlık İzmir kontrol planı kısmında akit vardır herhalde, bakalım. 2022'yi seçiyoruz buradan. Oki plan diyoruz. Bakanlık dedik, oki. Çiğ süt. Alma planı diyoruz. Çiğ süte bakacağız. Dördünde sıra. Şurası değil mi? Diğer süt. Diğer süt. Mesela burada, şimdi burada diğer sütü gördük. Her sene bu kadar tek tek seçmek yerine şuraya diğer süt yasak çıkmaz mı? Yok, koyu yazarsın. Bir sürü çıkıyor. Koyun diye. Ağaçtan seçmek en kısa süre. Koyun dedik. Şey, analize seç. Evet, analize seç. Şuradan da yapalım, malumlarda. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Şu diğer sütü seçtik. Burada aynı pencereyle karşılaştık bakın. Aflatoksin mi istiyoruz demiştik. Pestisit işte diyelim, onun detayı. Ama Kayseri seçtin ya. Yok, onu uyarmıyor işte, sorun orada. Kayseri seçtin, aflatoksin seçmen lazım. Hani yok, pestisitin detayı biraz daha zor onun için diyorum, o karmaşık orayı yaşayalım diyor. O zaman laboratuvarı nasıl kabul edecek mi? Edecek, ona son anı kargoyu gönderene kadar bir şey demiyor, oradan dönüyorlar. Şey, demin bahsettiğim oydu. Ama şunu unutmayalım, denetimde biz kırılan fenikol yazdık, onu muhakkak güncellememiz gerekir mesela. Örnek veriyorum. Gerçek manada bir denetim. Bir de laboratuvarda şimdi yanlış olacak, her şey yanlış. Tabii, her şey yanlış. Şu anda her şey yanlış oldu. Oluyor böyle şeyler. Düzenleme tarihi denmiş. Evet, bugün bastırıyor. Bugün işlem yaptığımıza göre. Sorguladık. Sorguladık. Getirdim. Getirdim. Analiz çıktı, getir dedik ve şu kısımda analiz adına. Doğru analizi seçtik. Arkadaşlar burada bu bilgileri doğru girmezsek yıllık numune planındaki, UKİP planındaki hedefler düşmez. Yani öyle olduğu için bazen karşılaşılabiliyor, yanlışlıkla başka şeyler seçilebiliyor. O yüzden bunlar önemli. Planda seçtik. Sonra analizin adı kısmında pestisit yasak çıkar mı sizce? Bakalım. Analiz adı, burası manuelmiş, burası dursun. Koyun sütünde pestisit analizi diyebilir miyiz? Ürün sınıfını seçelim hocam. Koyun sütü seçtik. Burayı manuel giriyoruz değil mi ama? Ve direkt sorgula deyince. Sorgula dersek şu an istemez onu herhalde. Direkt sorgula dediğimizde liste geliyor. Kullanan fenikolü seçiyoruz. Mesela veya hasta tokundan seçiyoruz. Seçilen ağzı ekleyelim. Buradan seçtikten sonra. Ama işte kloran fenikol testisi olmadı ha. Çok oldu ama. Demek ki koyun üstünde test takılmıyor. Buydu. Buradan o anlam çıktı. Ya da bakın Kayseri'dekinden mi bakılmıyor? Kayseri'de bakılmıyor bir kere. İşte o Kayseri'de. Kayseri seçtiğimiz için. Hayır, Kayseri'yle hiç alakası yok. Bunun yani her seferinde farklı bir yerden farklı bir yöntemle buluyorum. Nasıl bulduğumu ben de bilmiyorum. Onu yaşamamız için testi seçtim. Farklı değil de tek bir yöntem belirlemişiz ya. Bence kere yapıyoruz, unutuyoruz. Bence seçtiğin laboratuvarla alakalı. Geçen gün sizi de aramıştım ya Murat Bey. Ha. Bu belli bir aşamadan sonra şey, tamam, başka analiz bir şey ilave edelim, onu deneyelim. Biz bazı durumlarda şey, analiz evet. Ürün grubu diyor, bazılarında analiz adını seçmediniz diyor. Her seferinde farklı davranıyor, bilemedim yani. Her laboratuvarın baktığı analiz parametreleri farklı. Evet. Burada Kayseri seçtiğiniz için pestisit seçemedik arkadaşlar. Evet, aynı. Mersin gıda kontrolü deseydik belki pestisit vardı. Yani biz gıdalar için bildiğimiz için mesela Mersin'de var, ben onu biliyorum. O zaman laboratuvarı etnik olarak güncelleyebilir miyiz madem onu? Etikte var mı bir şey? Şey mi? Ekledik ya. Şey, şu an pestisit elde. Şey, aşağıdan analiz versin. Değişenlerin içinde mi bu acaba? Orada. Şey,
Tele programda tespit ediyor mu? O sayfa almış. Yok yok. Değişenlerin içinde o zaman. Değişenler. Seçer, laboratuvar seçer. Konya seçelim bak. Konya seçelim. Burada analiz parametresi daha... seçtiğim için laboratuvarı değiştirmiyordu. O yüzden analizi sildik arkadaşlar. Tamam. Bir yanlışlık varsa geriden başa doğru gitmek gerekiyor. Genel olarak. Ankara'ya mı? Konya. Konya bir daha. Konya'dan atlasın. Şimdi pestisit çıkar. Numune planımız değişmedi. Pestisit demiştik. Analiz adını tıkladık. Aynen. Ürün sınıfına çiğ koyun süt seçiyoruz değil mi? Evet. Sorgula diyelim. Çiğ koyun süt seçtiğimizde bakılabilecek laboratuvarda bakılabilecek analizleri zaten o otomatikman gösteriyor. Hani Konya seçtiniz, orada Konya'nın yapmadığı bir analiz parametresini aradığınızda vakit kaybedersiniz. Evet. O yüzden bu yöntem güzel. Hani çiğ koyun sütünü seçip sorgula dediğinizde Konya gıda laboratuvarının, gıda kontrol laboratuvarının çiğ koyun sütünde yapmış olduğu tüm analizleri size listeleyecektir. Oradan seçilebilir. Evet. Arıza durumunda ama yine gösteriyor. Oradan yani şeye düşüyoruz. Şuna diyoruz. Tekrar bizim laboratuvar arayıp bu analize baktığımız denemize evet. Gerek var mı? Var. Yani var. Burada pestisit gözükebilir. Evet. O tip şeyler resmi yazılarla bildiriliyor. İşte deniyor ki şu tarihe kadar biz cihaz arızamız nedeniyle, bakım sebebiyle koyun sütünde pestisit analizi gerçekleştiremeyeceğiz deniyor. Onlar sistemde bu yine gözükür. Pestisit diye gözükür ama seçtiğinizde ve numarayı gönderdiğinizde bir telefon gelir size. Evet, başınızdan kaynağı sonra da bir şey yapamazsınız. Baştan tekrar başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden o telefon görüşmesini baştan da yapın diyoruz biz. Tamam. Açıkçası. Numune uygunlaştıktan sonra o ilgili laboratuvar oradan tekrar kargolasın. Bazen şey olabilir. O olmuyor maalesef. Yani çok dinamik bir şey bu. Hani anlık olabiliyor. O yüzden bir resmi yazıyla biz analize ara verdik. Yani sistem böyle işliyor ama şuradaki sayfa bile güncel çalışmıyor maalesef. Genelde resmi yazılarla bir sizler elbirleri aradık. Tamam derler, çalışıyor derler. Biz numuneyi almaya gittik. Tam o esnada cihaz bulduk dedi. O da yani. Yani geçen yıl benim gönderdiğim gün koymuşlar duyuruyu. Evet, ben hani ona da bakmamıştım gerçi de. Kargodayken de bozulabilir cihaz yani. Oluyor. Sayfaya geri döndüğümüzde pestisit analizinin eklendiğini gördük. Bu aşamadan sonra bu analizi de seçtikten sonra kargo bilgilerine giriyoruz. Burada şimdi ondan önce bir ekle der misiniz Murat Bey? Eklemeyecek de ne için eklemeyecek? Analiz alt parametresi. Ha. Şimdi tamam. Sadece pestisit analizi değil, devamlı başka analizler de isteyebileceğiniz için burada seçerek devam edebilirsiniz. Hayır, seçerek değil, pestisitin içinde gruplar seçmemiz gerekiyor. Onu kursun haricinde. Yok, biz seçtik. Pestisitin ya. Çeşitlerini seçiyoruz işte, bilmem şu. Evet, orada yazıyor. Oraya devam edelim, gelecek önümüze ben onu sormak için. Tamam. Israrla pestisit diyorum. B3A ile B3A'yı seçeceğiz. Getir dediğimizde analiz adını yukarıya otomatik attığı için aynen dediğiniz şimdiki gibi. Organik klorlu, organik fosforlu bizden bir... Şurada bakın etken ve içerik maddeleri var. Biz bunu hiç kullanmıyoruz gıdada. Çünkü pestisit dediğimizde her şeye bakılması gerekiyor bizde. Sizde bu var. Şurada analizi getir dedik, çağırdık ya. Bakın şurada sağ tarafta etken ve içerik maddeleri diye bir sekmemiz daha var. İş. Önce ne zamandır var o? Şimdi ben de bunu da aldım. Tamam. B3A, oradan B3A'yı seçeceğiz. Hayır, şu. Bayağı uzun bir liste. Murat Bey, bu şekilde gönderince de sıkıntı olmuyor. Çünkü etikette belirten B3A'ya bakılsa demiyor ya, otomatik onlar ona göre de bakıyor. Ama şu durumda sistem onu kabul etmiyor. Anlamıyor şurayı. Onu seçmediği zaman. Yok, şöyle. Az önce getir dedi ya, yukarıya analiz adına attı, şimdi kargo bilgilerini girin, kabul ediyor. Siz aşağıya atıp sonra tekrar getir demediğiniz için kabul etmiyor. Ben mesela bu tablodan hiç seçmiyorum, yazıyorum onu, aynen kabul ediyorum. Yani şöyle, şimdi Ahmet biz mesela şeyi yapalım, bundan sonrakinde ekle diğer bilgileri, kargo bilgilerini de girelim. Burada hiçbir şey seçmediğinizde her şeye bak demektir. Yani bizim gıdadaki mantık budur, zaten bakılmak
durumdadır. O laboratuvarda bunun siz, BOKİP kapsamında olduğu için biliyordur. Evet, durum özel. Laboratuvarda zaten belli bir numara analiz tecrübesi vardır. Böyle bir BOKİP numarasına neye bakacağını bildiği için sorun çıkartıyor. Üzerine de yazıyor. Elazığ'da galiba mesela şeyde ağır metalde şey dedi ki şey bu şekilde eklemişsiniz işte kurşun ve bir daha var. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Onu sisteme eklemeniz lazım diye geri döndüler beni. Alternatifli bir şey varsa i̇şte alternatifli onu oraya belirtmeniz lazım dediler. Bunda da aynı mantıkla hareket ediyorum. Ben o DDP bilmem ne o 7-8 şeyi tek tek seçiyorum yani. Çıkıyor da bakmadım. Şu ana kadar da böyle. Tutanağınız da muhakkak belirtin bence. Yani en azından daha sağlıklı olur. Üst yazınızda belirtin. İşte pestisit parantez içerisinde şu etken maddeler gibi. Zaten şeyde numune alma orta organik klorlu organik fosforlu var mı? Bu, var mı? Çiziyor. Bu Murat Bey zaten bu iki numune alma etiketinde tutanağında onu da yazıyoruz mesela. İstenilen analizler kısmında aynı gıdadaki gibi mesela pestisit parantezde piretroidler artık programda ne varsa onu etikette de ayrıntıdan belirtiyoruz. Ya, çıkıyor. Etikette var, yazıda var. Onda bir şüphe yok ama şurada en son laboratuvara gönder noktasına gelemiyorum ben onlara ekleyince. Bir şey mi eksik yapıyorum? Sizin yaptığınız bilmiyorum ama. Yani şöyle, sen ekliyorsun ya, aşağı atıyor. Aşağıya atınca bir de tekrardan getirden yukarıya tekrar seçmen gerekiyor. Onu yapmayınca olmuyor. Oldukça işlevsiz. Dediğimi anladın değil mi? Anladım da. Yani onu yapmayınca onu tam şu an canlandıramıyorum. Şimdi mesela az önce yaptı ya. Murat Bey şu bakanlık ilgili kontrolden tekrar bir onu tıklasak olur mu? Şu tesisten. Orada çıkıyor da aslında da. Sen bakmak gerekiyor yani. Evet. Sorgula diyelim. Sadece bakanlık diyelim. Evet. Ha, biraz işte buradan seçeceğiz. Bakmak lazım böyle. Şey aşağı doğru. Orası doğru mu? Tamam işte buradan tıklayacağız. Sırayla çiğ baktığı için neye bakabilir miyim? Aynen orada. Yaklaşık 8 saat. Aynen bakmak lazım. Direkt seçerseniz de oraya yansıyacaktır. O zaman... Direkt var orada analizimde. Çiğ sütte balık çıkarsın. İnek sütleri koyun sütü. B3A var mı? Ha diğer sütlerde. B3A var mı? Evet. Yok bir de şey var. Pestisitler. Bunu da pestisitleri. Şey, biz fesat dedik ya o yüzden. Yine aynısı. Aynı çıktı. Daha sonra... Ama o kip ya, onu yapacağını görüyoruz. Kargo pişman, hangi kargo şirketi, veriliş tarihi, resmi niyet yazımızın tarih ve sayısı. Evet. Bu bilgiler de girdikten sonra, yani seçilmiyor, Aras kargo diyelim. Kargo veriş zamanımız bugün. Saat 11 diyelim. Bugün tarihi. Resmi yazımızın tarih ve sayısıydı arkadaşlar. Laboratuvar numuneyi gönder dediğimizde artık... Geçişten geçmiş. Desekselemez miyiz bunu? Yok. Demeyin. Bence demeyecek zaten. Karşıdan iade ettirmek lazım. Diyecek. Yok, isterseniz bir tıklayın. Son şeyi söylüyor zaten. Emin. Şey mi? Pardon, doğru. Konya'ya ara iade ettiriyor zaten. Onaylıyor musunuz gibi. Çocukça emin diyelim Adem Bey. Zaten yok, direkt göndermeyecek. Emin, evet hayır çıkacak. Siz tıklayın. Gerçek şey ya. Tamam tutmayın, belası bana gelsin. Soruyor zaten. Soruyor zaten. Arkadaş kayıt altına alıyor yalnız benim yaptığım bölümü. Yok ben sizi çekmiyorum, sadece orayı çekiyorum. En fazla Konya'dan iade ettiririz Murat Bey. Sonra montaj yaparız merak etme. Gökhan Bey hayır diyorum buna. Tamam. Şimdi bu tüm kayıtları silmemiz lazım. Şu anda numarayı siliyorum arkadaşlar. Denetim sayfasına gidiyorum. Şey, yani oradaki farklı girdi ya öylesine. Oradan bulamamışsın, şuradan söyleyeceğiz. Sorgula seçeneği
şeyini seçip de şöyle bastığımızda onaylanmamış bir şekilde bu kayda ulaştık bakın ve getireceğiz. Onu çağırdık. Buradan direkt silme işlemi gerçekleştiremeyiz. Önce denetçileri silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Numarayı sildik ya bakın. Testten gitmemiz gerekiyor dediğim buydu işte. Adem'i sildik, Aslan'ı sildik. Biz denetimi kaydedince hiçbir şekilde silemiyoruz değil mi? Onaylarsanız silemezsiniz. Ancak siz numuneyi laboratuvara gönderdiğinizde hiç kimse bir şey yapamaz arkadaşlar. Bir eksiklik, yanlışlık varsa her şeyi yeniden yapmak zorunda kalırsınız. Ama şu aşamalarda denetimle ilgili falan sorun çıktığında biz yardımcı olabiliriz. Numuneyi laboratuvar iade etse tekrar o aynı numunede düzenleme yapabilir miyiz yoksa tekrardan numune mi gönderelim? Tekrar göndereceğiz. Çünkü kargoya gönderdiğimiz kargo tarihi farklı. Hatalı bir şey kaydettiğinden sonra geriye dönüp o hatalısını düzeltilemez mi? Yok. Numuneyi laboratuvara gönderdiğimiz anda artık bizden inisiyatif çıkıyor. Laboratuvar da güncelleme yapamıyor. En son uyarı o yüzden değiştik. Aslında yapmıştık. Hani ben biz yanlış yemiştim. Numune alma planlı mı? Ben bakanlı filan değiştirmiştim. İlk gıda planlı. Sonra laboratuvar gönderdi değiştirmiştik orada bir şey. Laboratuvar yapmış ama. Biz evet. Yapamamıştık. Hepsini sildik arkadaşlar. Şu anda öyle denetim kalmadı. Hatta